Ama kalan ömrümü de rahat ve huzurlu yaşamak istiyorum. Bütün bu işleri sana devredeceğim. Bizim bu işlerde yürek kadar akıl da gerekiyor. Sende her ikisi de var. 2-3 sene içinde abinin yerine geçersin. Ama bizimle ailen arasında bir tercih yapman gerekiyor. Nasıl yani? Bak yiğit, 4 yıldır adını bile bilmediğin bir ülkede yalnız yaşıyorsun. Kızın da burada baba diye o savcıyı biliyor. Eğer dediklerimi yaparsan hem kızını babası olarak kendin büyütürsün, hem de bütün bu işlerin başına geçersin. Bak bak. Yiğit, Elif'i kaçırmışlar. Polis kılığına gelmişler görev değişiminde Yiğit. Yiğit! Ne istiyorsun? Bak Yiğit, kardeşinin elinde beni ömrümün sonuna kadar içeride tutacak kadar kayıt var. Bak, ben her türlü Emir'in o kayıtları sana getirmesini sağlarım, tamam mı? Ama yeter ki Elif'i bırakacaksın. Keşke her şey bu kadar kolay olsaydı. Ya. Kardeşin savcı hayatta olduğu müddetçe bana rahat ve huzurlu bir emeklilik olmaz. O yüzden sen kayıtlarla birlikte kardeşini de bana teslim edeceksin. Elif'i göster. Hoş geldin Savcı Bey. Bizim sözümüz söz Yiğit. Kızı gösterin. Baba! Elif! Emir dur orada. Öldürmek başına dert açmaktan başka bir şey yapmayacak. Bak Yiğit, bu devirde babanın oğluna güvenmeyeceksin.
Gördün kardeşin savcı başımıza ne işle başladı. Sen şimdi kızını al ve git. Rasim, savcı beyi alın, o bizle kalacak. Sizinle ailem arasında bir tercih yapmamı istemiştin. Ve sen de tercihini yaptın. Hadi la getirin kızı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.